Data'dan merhabalar, bendeniz. Bu videomuzda Garanti Bankası hissesinde mum trendlerini kullanarak bir alım-satım stratejisi oluşturacağız ve bu fiyatları dolar bazında değerlendirerek hepsine e, geriye dönük test edeceğiz. Hep birlikte başlayalım şimdi. Strateji net yüzde 187 kazandırmış Bir saatlik mumlarda Garanti e, USD/TRY paritesi yani dolar bazlı fiyatı. Bunu nasıl yapıyorduk? E, buradan bir önceki videolarımızda da görebilirsiniz. Bist 2 nokta üst üste garant slash e, burada USDTR'yi seçtiğimizde e, bu şekilde dolar bazlı fiyatını görüyorsunuz. Trading üst paketiniz varsa dolar bazlı fiyatları geriye dönük e, inceleyebiliyorsunuz. E, 72 trade kapanmış 1 saatlik mumlarda e, %50 kar yakalamışız. Yani trade'lerin 36 tanesi karla, 36 tanesi de zararla kapanmış. Kazanç katsayısı da yaklaşık 2. Yani kaybederken 1 dolar, kazanırken 2 dolar kazanmışız. Bu şekilde özetle. Şimdi detayına girecek olursak işlemler den ziyade bir stratejinin detaylarına girelim. Siz de uzman data strateji indikatörünü açtığınızda burada görebiliyorsunuz zaten. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Mum trendlerine geldiğimizde Burada hep daha önceki videolarda bahsetmiştik e, kripto paralarda hisse senetlerinde e, bir yükseliş trendine göre alım satım e, stratejisi oluşturmak istediğimizde bu mum hacimlerini sayısını ve rengini kullanabiliyorduk. E, burada mesela iki mum arka arkaya yeşil ve yüzde bir artış sağlanırsa al demişiz. Ne demek bu? Dolar bazında bir saatlik mumlarda arka arkaya iki mum yüzde birden e, yukarı dolar bazında fiyatı yükselirse e, al diyoruz. Peki satış poz e, şartımız ne? %8 kar al 4te de stop loss yani zarar durdur e, yapmışız. Peki işlemlerin listesine bakalım burada ne zamandan itibaren bunlar gerçekleşmiş. 15.04.2021'den itibaren tüm alım satımların burada e, detaylı olarak listesi mevcut. Buradan siz de görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yarısı kar, yarısı zarar bunların ama kaybederken %4 stop loss kazanırken %8 e, tek profit olduğu için genel e, toplamda karımız zarardan büyük ve yarı yarıya kar zarar e, oranı var. O yüzden bu şekilde e, bir sonuç almışız. Burada başka e, burada belirtmek istediğimiz önemli noktalardan biri Şöyle grafik üzerinde gösterecek olursak siz de gördüğünüz gibi fiyat burada %1'in üzerinde mesela %1.78 artmış diğer mumda %1.48 artmış. Arka arkaya bir e, yükseliş trendi gerçekleşmiş ve bu mumlar %1 dolar bazlı e, artış sağlamış. Bu da iyi bir teyit aslında. E, burada al sinyali e, bize vermiş sonra strateji burada sat demiş. Tabi hepsi böyle karlı olmuyor. Al stop da oluyor, duruyor. Yarısı da zaten stop olmuş. Zaten hiçbir strateji böyle %100 verimle çalışmaz. Yani yarısı bile başarılı olsa büyük bir başarıdır bu. Yani yarısında kar, yarısında zarar etseniz çok iyidir. Önemli olan kaybederken ne kadar kaybettiğiniz, kazandığınız ne kadar kazanırken ne kadar kazandığınızdır genel toplamda. şimdi burada da yine strateji al demiş. Buradaki iki mum arka arkaya %1'den yukarı yakmış. Ve burada da kar al seviyesi görüldüğü için pozisyondan çıkmış. Peki bunları nasıl otomatik yapabilirsiniz? Ve bu al sat sinyallerini nasıl alabilirsiniz? Burada stratejiyi oluşturduktan sonra ve geriye dönük test ettiğiniz sonuçlarından memnun kaldınız diyelim. Burada da şunu da okumak lazım. %2.6 net kar ortalama işlem karı. Yani bir zarar bir kar derken %8 kar %4 zarar ortalaması. 2.6 gibi bir kazanç sağlamış her bir işlem ortalama bize bu da 30 mumma tekabül etmiş yani 30 saatte bir dolar bazında yüzdeki 30 borsa saatinde bir diyelim artık bu kaç güne tekabül eder 4 gün civar bir şey 4 günden belki daha az. %2.6 gibi dolar kazancı sağlamış. Tabi bunu farklı farklı hisselerde kurduğumuzu varsayıyoruz. Tek e, tüm stratejiyi bir hisseye bağlamıyoruz tüm sermayemizi. E, bölerek yaptığımızı varsayalım. Farklı zaman aralıklarında farklı hisselerde bu tetiklenmiş oluyor tabii ki. Şimdi burada alarm oluştur dediğimizde bu stratejiye bu alım satım sinyalleri bize geliyor. Ama uzman data e, burada aboneleri Belirli aracı kurumlarda entegre olan uzman data botunu buradan mesaj metnine yazdığında alım-satım sinyalleri direkt aracı kuruma emir olarak iletiyor. Böylelikle siz algoritmik işlem yapmış oluyorsunuz. Yani bilgisayar kapalı iken bile bu alım-satımları gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu şekilde piyasada fırsatlar olduğunda, bilgisayar başında olmasınız bile takip etmesiniz bile ee, yakalamış oluyorsunuz kaçırmamış oluyorsunuz tabi burada e, bu yaptığımız basit bir back testi e, nasıl mum hacimlerini, renklerini ve mum sayılarını arka arkaya e, belli koşullarda e, belli hacimde belli renkte mumlar oluştuğunda e, bunu trend e, olarak algılayıp nasıl bir e, alım satım e, e, strateji oluşturabiliriz diye bir örnek strateji paylaştık. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Siz bunu kendi e, ilgilendiğiniz dayanak varlıklarda optimize ederek, test ederek, geliştirerek, stratejiye ek koşullar oluşturarak daha iyi, daha başarılı hale getirebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki algoritmik işlem videomuzda e, görüşmek üzere. Aşağıda yorumlarda merak ettiğiniz e, kısımları paylaşmayı unutmayın. Başarılı trade'ler.